Herkese selam. Yoldayız, bisiklet turundayız. Gündoğdu'ya gidiyoruz. Yanımda Gülbeyaz var. Gündoğdu neresi? Şu karşıda o tepenin üstünde görülen yer. Yolda görüşürüz. Gündoğdu bu açıdan daha iyi görünüyor arkadaşlar. Şu yakındaki değil, daha yukarıdaki tepenin üzerindeki köy. Tepeye çıktığımızda Marmara Denizi'ni de görebiliyoruz arkadaşlar. Bursalılar bilir. Şehirden çıktık arkadaşlar. Bu yollar nispeten sevdiğimiz yollar. Bugün pazar olmasından dolayı hafif bir trafik var. Ama güzel. Şu andaki yolumuz nispeten düz sayılabilecek bir yol. Biraz sonra sert yokuşlar ile cebelleşeceğiz. Neden bu yokuşlu yolu tercih ettiğimizi biraz sonra açıklayacağız. Dereçavuş'tayız. Yokuşlardan önceki son köy. Şuradan birkaç köpek havlıyor. Önce buradan uzaklaşmam lazım. Görüşürüz. Biraz önce havlayan köpekler orada 6-7 tane vardı, sürü halinde yolun kenarındaydılar. Dönüşte de buradan geçeceğiz. İnşallah dönüşte burada olmazlar. Zaman zaman köpek arkadaşlarla aramızda tatsız münakaşalar çıkabiliyor. Gündoğdu'nun yokuşları burada başlıyor arkadaşlar. Kolay gelsin. Gülbeyaz'la birlikte izlemiştim. Gülbeyaz burada arkadaşlar. Yokuşlar öncesinde son mola. Burada da mola verdik ama şurada irice bir köpek yatıyor. Umarım bağlıdır ama bağlı gibi. Şükür. Genellikle 2-3 saat kadar bir zamanım olduğunda 2-3 saatlik bir bisiklet turu yapmak istediğimde Gündoğdu'yu tercih ediyorum. Tercih etmemdeki etkenlerden birisi tabii ki şehrin dışında olması. Gündoğdu'ya giden yolun şehrin dışında olması. Böyle güzel bir doğaya sahip olması nispeten en önemli etkenlerden birisi de yolun yokuş olması. Düz yollar varken niye yokuşta bisiklet sürmek istiyorum? Arkadaşlar, senelerdir düzenli olarak bisiklete biniyorum. Artık düz yollarda bisiklet sürmek tatmin etmiyor beni. Yani çok bisiklet sürmüş gibi hissetmiyorum kendimi.
çok kolay. Şimdi burada biraz şu anda olduğu gibi nefes nefese kalmak istiyorum. Burasının biraz beni zorlaması hoşuma gidiyor. Peki ne kadar zorluyor? Dediğim gibi burası evden 15 kilometre, 20 kilometre bir mesafede. Bunun da tamamı yokuş değil tabii. Çok aşırı derecede bir zorlanmadan bahsetmiyorum. Çok şükür bu yokuşu hiç dinlenmeden çıkabiliyorum. Bugün video çekiyoruz tabii ki. Bugün öyle yapmayacağım. Bol molalı bir tırmanış olacak. Saat şu anda 5.30. Havada oldukça serin aslında arkadaşlar. Gölgede üşüyorum şu anda. O yüzden devam etsem iyi olacak. Güneşli, açık bir hava olmasına rağmen hava oldukça serin. Bunun nedeni de dün gece görüyorsunuz Uludağ Küçük Zirve'yi. Uludağ yılın ilk karı düştü. 10 santimetre civarında yaklaşık kar olduğu söyleniyor. 1 Kasım itibariyle durum böyle. Bundan sonra bizi serin günler bekliyor. Bir an önce gündoğduya çıkalım. Sıcak bir çay içelim, içimiz ısınsın. Yolun bu kısmı, özellikle yokuş kısmı biraz daha düzgün, daha geniş. Bir metreden birazcık fazla bir özellikle yolun yokuşun başladıktan sonraki Gündoğdu'ya kadar olan kısmı daha geniş. Burası daha güvenli bir sürüş ortamı sağlıyor. Bir de burada piknik alanı var. Bugün çok fazla kalabalık değil, havanın serin olmasından dolayı. Ama pazar günleri burası biraz kalabalık oluyor. Geride bu yol Bursa'yı Marmara Denizi'ne bağlayan yollardan birisi olduğu için deniz kıyısına, yani deniz kıyısına, kurşunun civarına ezmeye giden araçların oluşturduğu bir trafik oluyor.
Hedef yüründü arkadaşlar. Zaman geçtik, yaklaşıyoruz. Tabii Gündoğdu bizim sadece bisiklet turuna geldiğimiz bir yer değil. Şurada gördüğünüz kayalıklara zaman zaman kaya tırmanışına geldiğimiz de oluyor. Arka bahçemiz diyebiliriz. Yıkalarından müzik yayını yapılmakta. Yer gök inliyor. Bisikleti sürerken tarif edemediğim bir mutluluk kaplıyor bünyemi. O yüzden zaman zaman bu mutlulukla birlikte benim de türkü tutturduğum oluyor. Tabii bu yokuş çıkarken olmuyor arkadaşlar. Yokuş aşağı inerken oluyor. Şu anda yine gölgedeyim ve üşümeye başladım. Aslında fotoğraf severim. Yani fotoğraf çekmeyi severim. Daha önce bazı bisiklet turlarımda 3-5 video çekmişliğim vardır. Fakat onlar da bu formatta değildi. Böyle konuşmuyordum. Sadece görüntü. Bu sefer böyle bir şey yapmaya karar verdim. Bu sefer böyle bir farklı bir format deneyebilirim arkadaşlar. Böyle oldu. Yani ben eğer diyebilirsek fotoğrafçıyım. YouTuber değilim. Bununla ilgili madem bir anımı da anlatayım. Dedim ya, YouTube'da 3-5 videom var diye. Bir gün bisikletle evin aralarda dolaşırken yol kenarında 3-5 çocuk oturuyordu. Çocuklardan bir tanesi beni gösterip diğerlerine şunu dedi: ben bu abiyi tanıyorum, bu YouTuber. Vallahi billahi ben öyle bir şey değilim. Yolun sağa solu zeytin ve incir ağaçlarıyla kaplı dünyanın bir numaralı
İncirleri bu bölgede yetişiyor arkadaşlar. Tabii zeytinleri de. Hava serin. Zaman zaman burnumu çekmek zorunda kalıyorum. Normalde buraya gelirken ben yedek bir tişörtle gelirim. Çünkü buraya hiç durmadan çıktığım için terliyorum. Bugün de yedek bir kıyafet aldım. Fakat bugün molalar verdiğim için, böyle hava biraz serin olduğu için sanırım terlemedim. Üstümü değiştirmeme gerek kalmayacak gibi görünüyor. Kim bu adam dersiniz? Bobby, Ali Bobby. Güneş batmak üzere. Güneş batmadan size bir kez daha Bursa'yı göstereyim. Böyle bir şehirde yaşıyor olmak insana kendini şanslı hissettiriyor. Böyle bir şehirde yaşıyor olmaktan dolayı kendimi şanslı hissediyorum. Onu da buradan görüntüde çok belli olmuyor ama çıplak gözle kar belli oluyor. Yakında umarım bir tırmanış yapabiliriz. Sanırım burası buradaki yokuşlar arasında en sert olanı. Fakat fazla yorulmadığım için şu anda bir sıkıntı yok. Daha çıkıyoruz. Arkadan araba geliyor. Sağa doğru kayalım. Bu yokuş, buradaki parça parça yokuşlar arasında en dik, en sert olanı. Bu fazla yorulmadığım için şu anda bir sıkıntı yok. Artık son 1 kilometrede falanız. Var gücümle basıyorum.
Çünkü epey üşüdüm. Bir de mola verdiğimiz için artık epey üşüdüm. Bir önce kahveyi varıp çay içmek istiyorum. Hala varsa yarım kilo kadar incir iyi gelecek. Dönüşümüz karanlıkta olacak. Öyle görünüyor. Burada zaman zaman, özellikle yazın, akşam serin saatlerde gidebilmek için, bazen de o saatte müsait olduğum için herhalde kaldığım oluyordu. Yeterli ışığımız var, güvenlik açısından sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Arkadaşlar, şu anda vites düşürmemek için ayağa kalktım. Ayakta sürüyorum. Burada da çok sert bir yokuş var. Arkadaşlar, buraya haftada bir defa en azından geliyorum. Tam bu noktada her hafta, her zaman 3-5 tane köpek görüyorum, fakat bunlar çok efendi köpekler. Bazı köpekler böyle oluyor. Yani sanki ben orada hiç geçmiyorum çünkü. Herhangi bir tepki vermiyorlar. Köpeklerle ilgili çok fazla sayıda anım var. İyi kötü bir gün başka bir turda size anlatmak isterim. Şimdi. Eyvallah sana da. Şimdi geldik, son 200 metre, tabii pazar olmasından dolayı Bursa'da bisikletçiler tarafından, var epey etrafta. Bisikletçiler birbirine böyle selam veriyor arkadaşlar. Herkes selam vermeli. Ve yokuşlar bitti. Evet, köyün içindeyiz.
köpeğe şirinlik olsun diye sıcak tutmaya çalıştım. Yorgunluktan ve soğuktan doğru düzgün ısıtıp götüremedim arkadaşlar. Fark ettiniz herhalde. Biraz şurada dura dursun. Ben elim yüzümü yıkayım. Nuri'ye geldik arkadaşlar. Çay içiyoruz. Çok iyi geldi. İnanılmaz müthiş. Arkadaşlar dönüşe geçtik. Bursa orada. Dediğim gibi karanlığa kalacağız demiştik, kaldık. Fakat gündüz sürmek daha güvenli dönüş yolunda. Siz böyle karanlığa kalmayın arkadaşlar, tavsiye etmiyorum. Ay çok güzel arkadaşlar ama daha fazla kalmayacağım burada. Köpek sesi geliyor çok yakınlardan. Uzaklaşmam lazım. Yokuş aşağı indim arkadaşlar. Neredeyse bitmek üzere. Bursa da orada beni bekliyor. Çok karanlık ve çok soğuk. Bundan sonra bu havalarda daha erken saatte inmem lazım. Bugünlük bu kadar. Başka bir zaman, başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.